vardı. Niye görmüyoruz medyada? Acaba Ümit Bey mi çıkmıyor medyaya diyenler oluyordu. Ne dersiniz bu hani sizinle ilgili medyanın tutumuna? Bunu çok teşekkür ederim. Yani şimdi bakın, iyi niyetli benim temiz yurttaşım sokakta görüyor. Hocam neredesin diyor şimdi. Tipik soru ama bu. Hatta bununla ilgili bir yazı kaleme alıyorum. Başlıkta şu: Ümit Hoca nerede? Soru işareti. Şimdi yurttaşlarım şunu bilsin. Ümit Hoca 25 sene önce neredeyse halen orada. Değişen bir şey yok diyorsunuz. Şimdi esas onca sene önce nerede olduklarına bir takım insanların ve nasıl savrulmalar içinde olduklarına bir baksınlar. Bu bir. Yani bir kere ben çizgi olarak hep aynı yerdeyim. İki, şimdi açık konuşalım. Evet, eskiden çok ekranlarda görünüyorduk, çıkıyorduk, ediyorduk. Fakat yaklaşık 2 yıldır aşağı yukarı diyelim, medyada tarafıma bilinçli, organize, talimatlara dayalı bir karartma uygulanıyor. Bunu yurttaşlarım bilsin. Ve bakın, iktidar tabii ki bunu yapacak. Ona zaten hani diyecek bir şeyim yok. Ama püf noktası şu: kendisine muhalif diyen medyada bunu uyguluyor şahsıma. Bakın ben açık konu, ben biliyorsunuz her şeyim açık. Ben bir teknoloji özürlüyüm, hakikaten öyleyim. Sosyal medyayı kullanamıyorum. O bu. Ama son dönemlerde bayağı bir kullanmaya başladım kendi adıma. Yani insanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Tweet falan atıyorum. Peki görüyor musunuz hiçbir yerde haberini? Evet, bunu haberleştirmiyor. Özellikle. Evet, muhalif basın çok dahil. Aynen, işte bütün püf nokta burada. Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama tahmin eder herkes. Zaten 3-5 tane var yazılı basında da, görsel basında da. Bu muhalif basın herhangi bir biçimde benden görüş istedi de ben mi vermedim acaba? Ya da beni çağırdılar da herhangi bir programa, ben mi gitmedim? Yani dolayısıyla bu benden kaynaklanmıyor. Bakın ben halen dere tepe geziyorum. Yurdu geziyorum. Konferanslara gidiyorum. Hiçbirisi haber olmuyor. Tweetlerim haber olmuyor. Şu bu haber olmuyor. Çünkü benim söylediklerim rahatsızlık yaratıyor. Herkeste. Herkeste. Ya, iktidar medyasını rahatsız edebilir. Orası bir yere kadar normal. Zaten siz o konuda güçlü bir şekilde ilişkiler yapıyorsunuz. Peki muhalif medyadan neden rahatsız olsun sizin görüşlerinizi? Bütün mesele burada. İşte bunun yanıtını alabilmek için Ferit Bey, sizinle yaptığımız KRT'de yaptığımız yayınları izlemesi yurttaşlarımızın yeterli. Burada gene anlatırız ama çok zaman alır. Evet. Yani bütün mesele şu, şöyle noktalayalım. Her şeyin bir görünür ön yüzü, bir de sizin görmenizi istemedikleri bir arka yüzü vardır. Önemli olan onu görebilmek, onu merak etmek, irdelemek. O yüzden yurttaşlarım, niçin dünya kendisine muhalif diyen, tırnak içinde cumhuriyetçi diyen bir takım medya organlarının bana yer vermediğini bir düşünsünler. İşte hep söylemeye çalıştığımız, hep vurgulamaya çalıştığımız büyük fotoğraf. Büyük fotoğraf. Kişilerde de böyledir bakın. Kişilerin bir görünür ön yüzü vardır, bir görünmez arka yüzü vardır. Bağlantıları vardır. Nerelerle bağlantılıdır, nerelerden yiyip içmiştir, düşünsel anlamda vesaire. Bunların hepsini iyi görmek, iyi görünmeyen okumak. Görünmeyen bir tarafı vardır diyorsunuz kişilerin. Kesin. Kesin. Yani.